Bugün özgüveni mercek altına alacağız. Gerçek bir özgüven nedir, ne değildir ve özgüvenimizi nasıl arttırabiliriz? Bu gibi anahtar bilgileri sizinle paylaşacağım. Kendinizi zayıf taraflarınızla kabul edebilmeniz, güçlü olan taraflarınızla fark edebilmeniz ve tekrar gerektiğinde hatırlayabilmenizdir. İşte gerçek özgüven böyle bir şeydir. Bunu nasıl oluşturabiliriz? Bugün bunlardan bahsedeceğim. İzlemeye devam edin. Başlıyoruz. Tekrar merhaba, ben Erdem Taşkunsu, bir sosyoloğum ve eğitmenim. Bugün Deniz Akademi YouTube kanalı için özgüvenle ilgili konuyu hazırladım sizlere. Ve bununla ilgili 3 kavramdan bahsetmek istiyorum. Şimdi özgüven dediğimiz zaman bu 3 kavramı tamamlarsak özgüvenimizi yapılandırabiliriz. Bunlardan birincisi özyeterlilik, benlik saygısı ve alçak gönüllülük. Alçak gönüllülükle ne demek istediğimi anlatacağım. Tanımlarda olduğu gibi mütevazılık, biraz boyun eğmek gibi kavramlara gelmiyor. Aslında çok olgun bir davranış. Şimdi öz yeterlikten başlayalım isterseniz. Öz yeterlik yaşamda aksiliklerle yüzleşebilme gücüdür. Onları karşılayabilme gücüdür aslında. Ve bizim öz yeterliliğimiz nasıl artar? Aslında çok basit. Öz yeterliliğimiz hedefler belirleyip hedefleri ulaştıkça artmaya başlıyor yaşam içinde. Ve bununla da ilgili NLP eğitiminde öğrendiğim çok önemli bir ilke var. NLP'nin temel varsayımlarından birisidir. Çok sade bir ilkedir ama çok derin bir ilkedir. Orada şunu söyler. Güç amaçlanan hedefe ulaşabilmektir. Neden? Çünkü hedefe ulaştıkça biz güç biriktirmeye, daha iyi hissetmeye, daha güçlü hissetmeye başlarız. Ve burada bir şart var ama hedefin de ulaşılmayacak kadar uzakta, zorlukta olmaması gerekiyor ama çok da ulaşabilecek kadar basit olmaması lazım. Biraz meydan okumalı, biraz meydan okuyacak kadar mesafede, mücadele ruhunuzu geliştirecek kadar da o ulaşabileceğiniz uzaklıkta olması gerekiyor. Şimdi bunu yaptığında işte bununla ilgili hedefler belirlediğinde, bu hedeflere ulaştığında öz yeterliliğimiz artmaya başlıyor. Önemli olan öz yeterliliğini artıracak alanlarda bu hedefleri belirlemeniz çok önemli. Öz yeterliliğinizi geliştirmek için yapacağınız şey kaynaklarınızı düşünmektir. NLP'nin yine güzel bir kuralıdır. Der ki bir insan bir işi gerçekleştirebilmek için gerekli kaynaklara sahiptir. Bu kaynak nedir? Aslında içindedir. Gerekli motivasyon, gerekli inanç, gerekli enerji, yetkinlik için gerekli irade. Aslında içine daldığında bir gün bir yerde bunu başardığı kaynakları bulabilirsin. Lütfen güçlü taraflarınızı, güçlü niteliklerinizi yazın ve bunları okuyun. Bunları hatırlamak, hissetmek size iyi gelecektir. Bir diğer soru da şu, başa çıktığınız kritik anlardaki yetkinlikleriniz nelerdi? Orada nasıl davrandınız, nasıl nefes aldınız, nasıl bir duruş sergilediniz, neye inanıyordunuz ve hangi yetkinliğiniz, hangi beceriniz, hangi stratejiyi kullandınız? Bunları da yazın arkadaşlarım ve güçlü taraflarınızı da yazın ve bunları gün içinde okuyun. Ve hedef belirleme dediğimiz çalışmaları da eyleme geçerek gerçekleştirin. Öz yeterliliğinizin zamanla arttığını göreceksiniz. Evet. İkinciye geliyoruz şimdi. İkinci de benlik saygısı. Benlik saygısı benini kısaca ortamda saymaktır. Bir toplumun içinde ve bir gruba girdiğinde, hatta biraz daha küçültelim, o grubun içinde ikili bir ilişkide kendi benliğine alan açacak kadar sevmek ve saygı duymaktır. Benim sözüm de değerlidir, benim fikrim de değerlidir diyebilmektir aslında. Fikirlerinin ve düşüncelerinin ve duygunun ifade edecek kadar değerli olduğuna inanmaktır. Güzel şeyleri hak ettiğine, senin de bunları hak ettiğine inanmaktır, layık olmaktır. Yalnız burada bir parantez açmak istiyorum. Layık olmak denince güzel şeylere layığım demek değildir sadece. Bunun için de bir şeyler yapmaktır. Evet, hak ettiğine inanıyorsun ama bunun için ne yapıyorsun? İşte burada da öz yeterlik dediğimiz konu giriyor. Eyleme geçtiğinde, sonuçlandırdığında, bunun için bir şey yaptığında o sorumluluğu aldığında yapabilmeyi de öğreniyorsun. Hak ettiğine inanıp beklemek değil. Hak ettiğine inanıp beklemek sizi kurban yapar hayatta. Birilerinden kurbanı yapar, bir şeyleri beklersiniz, bir kurtarıcı ararsınız. Ama inanmakla birlikte bunu yapabilmek için hayatının sorumluluğunu almak ve hedef belirleyip eyleme geçmektir. İşte burada da öz yeterlik giriyor. O yüzden bunların hepsi birbirini tamamlayan dinamikler. Demek ki benlik saygısı, ben bunu yapmaya layığım, ben bunu hak ediyorum demek. Bakın insan ilişkilerinde şuna çok denk gelmişsinizdir. Ben değerliyim, sen değersizsin hissiyatını veren dinamikleri görmüşsünüzdür. Bu işte aslında düşük bir özbenliğin bir göstergesidir. Yani kendini yukarıda görmek, başkasını aşağıda görmek de benlik saygısı düşüklüğünden. Ya da bir başkasını yukarıda görüp sen değerlisin, ben değersizim hissiyatı da aslında düşük bir benlik saygısına gidiyor.
ben değersizim, sen de değersizsin. Yani bu insanlarla konuştuğunuzda da mesela hem kendi fikri, düşüncesine saygı duymaz, çok değersizdir. Sizinkine de çok saygı duymaz. Sizinki de önemsizdir. Onu çekmeye çalışırsınız, işe yaramaz. Çünkü kendisini gibi sizinkini de aslında çok fazla önemsemiyordur. Sizin de yanlış bildiğinizi düşünüyordur ya da bilemediğinizi düşünüyordur. Peki verimli ve sağlıklı olan ne? Ben değerliyim, sen de değerlisin. İşte bizim hedefimiz benlik saygısında bu aslında. Ve böyledir de gerçekten. Kimseden aşağıda değilsiniz. Kimseden de yukarıda değiliz insan olarak baktığında. Meseleye böyle baktığında nesnelerin, şanın, şöhretin, paranın, her şeyin etkisinden bağımsız bir şekilde kendi benliğine saygı duyarsın ve insanlara da saygı duyarsın. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Mesela bununla ilgili de bir uygulama söylemek istiyorum size. Benlik saygınızı güçlendirmek için kendinizi ne kadar gün içinde yargılıyorsunuz, suçluyorsunuz, azarlıyorsunuz, bunu bir fark edin. Çünkü benlik saygısı şefkat ve sevgi gösterildiği zaman güçlenir. Bu şefkat hissettiği zaman insan kendine saygı ve duyduğu ve sevgi duyduğu için böyle davranıyor. Ve bu da en çok zayıf noktalarımız üzerinde bunu yaparız. Zayıf noktalarınızı kabullenmek bu yüzden çok önemlidir. Yazın bunları ve gün içerisinde bu noktalarınızı ne kadar yargılıyorsunuz, ne kadar suçluyorsunuz. Bunun yerine şefkatli ve sevgili dolu davransan nasıl davranırdın? Mesela onların bir geri bildirim sana sunsa, seni besleyecek, sana neleri öğretirler ve bu noktaları nasıl güçlendirebilirsin? Sorun bu olsun. Nazik ve şefkatli yaklaşırsan suçlamak yerine kendine geliştirme fırsatı sunarsın. Ve alçak gönüllülüğe giriyoruz. Bu benim en sevdiğim maddelerden birisi. Alçak gönüllülüğü özetle deseniz bana yapabildiğin bildiğin konusunda böbürlenmemektir. Oysa ki toplumda gördüğümüzde insanlar bilmediği ve yapamadığı halde de böbürleniyor. Ve bildiğini ve yapabildiğini de sanıyor. Bu da işte aslında Dunning-Kruger sendromu denen cahil özgüveni kısmına giriyor. Yani bilmediği halde, yapamadığı halde bildiğini sanmak ya da yeteneklerin olduğundan fazla abartma hali. Hani başak tarlalarında başaklar olduktan sonra nasıl boyunlarını böyle eğerler, nazik bir şekilde bir duruş sergilerler. Öyle bir duruş ama boyun eğmeyi kastetmiyorum hayatın içinde. Ya da mütevazı olmayı da kastetmiyorum bakın. Burada şu var, elbette güçlü olduğunuz, başardığınız konularda bir iş ortamında bir yerde kanıtlar sunun. Kendinizin ne kadar iyi olduğu konusunda referanslarınızı sunun. Bununla ilgili daha çok kibirlenmemek ya da birilerini ezici, yargılayıcı, ne kadar eksik, ne kadar kötü oldukları konusunda yargılamak, bunları kastediyorum aslında alçak gönüllü olmamakla. Alçak gönüllü insanın derdi kendiyledir, yaptıklarıyladır. Hedefleriyledir, başkalarıyla sıkıntısı yok. Önce kendisiyle, o iç iletişimde kendisiyle barışçı olduğu için başkalarıyla da derdi olmaz. Başkalarıyla da aslında sıkıntı yaşamaz. Bu yüzden alçak gönüllü olmak önemli. Bir yıldız ne kadar parlak bir yıldız olduğunu söylemeye gerek duymaz eğer parlıyorsa. Hani bir Michael Jordan ne kadar iyi basketbolcuyum der mi arkadaşlarım? Demez. Alçak gönüllülük bununla ilgili birazcık. Alçak gönüllülüğünüzü nasıl geliştirebilirsiniz? Fark etmek burada çok önemli. Bir şeyleri söylüyorsan bu senin egonla mı ilgili yoksa yaptığın içerikle mi ilgili? İçeriğini anlatman, içeriğinin başarısıyla mı ilgili yoksa egonun tatmini mi ilgili? Bunu fark etmen çok önemli bir adım. Bu bile yetecektir. Zamanla demlenen bir özellik. Evet, bugün özgüvenimizi nasıl anlatabiliriz? Özgüven nedir? Gerçek özgüven nedir, ne değildir? Ve nasıl arttırabiliriz? Bunlardan bahsettim. Kendini seven insan kendini geliştirir ve kendine yatırım da yapar. Bu videoyu şu anda izliyorsunuz. Benim anlattıklarımı belki not alıyorsunuz, belki fark ediyorsunuz. Aslında bir taraftan da kendinizi seviyorsunuz ve saygı duyuyorsunuz. Bu da benlik saygısının bir göstergesi. Ve şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim, kendinize yatırım yapacağınız başka videolar da Deniz Akademi YouTube kanalında mevcut. Şimdiden abone olup zil butonlarınızı aktifleştirebilirsiniz. Ben Erdem Taşkunsu, sevgiyle sundum. Kendinize iyi bakın.